Selam arkadaşlar, Spotify'da profil yorumlamaya devam ediyorum. Siz de isterseniz mesaj atabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Bugün Kyuka isimli arkadaşımıza bakacağız. İsmini doğru okudum mu hiç bilmiyorum. Kyuka diyeceğim. Bu arkadaşımız tamamen farklı bir janrada müzik üretiyor diyebiliyorum. Elektronik müzik yapıyormuş. Evet, şimdi görsellere bakalım. Arka plan yani fena durmuyor ama sanki çözünürlüğü düşük gibi. Yani bunun çözünürlüğü düşük olmayınca bu bence çok güzel gözükmemiş yani. Dinleyici 26 dinleyici. Release'lere bakalım. 10 tane release var. Yani pek dinlenmemiş. Herhalde çevresindeki arkadaşları ve kendisi dinlemiş. Şimdi imajlara falan da bir yorum yapacağız. Kapak görseli olarak bunu kullanmış. Negatif imaj kullanmış. Yani aslında fena durmuyor. Şu özellikle içine giydiği, ceketin içine giydiği gömlek güzel durmuş. Böyle turuncu ama bu yüz kısmı güzel durmamış. Yani burada bir farklılık yaratmak gerekir gibi. Yani çok klasik böyle negatif imajlara benzemiş. Hani biraz daha böyle üzerinde çalışılsa, biraz daha böyle denge yaratılsa. Çünkü burada kafayla gövde arasında hiçbir fark yok. Yani arka plan niye böyle, hani niye sağa solu farklı falan. Nasıl bir imaj yaratılmak istenmiş onu tamamen anlayamadım arkadaşlar. Yani bu gömlek burada güzel duruyor. Turuncumsu kısım en çok o güzel duruyor. Ama bu yüzde bir eksiklik var yani. Bir eksiklik var. Biraz çiğ duruyor yani görsel. Özellikle böyle buradan baktığımız zaman, bu görüntüde baktığımız zaman bunun da yine çözünürlüğü düşük gözüküyor. Onu da söylemek lazım. Şimdi Mystery, the unknown and the absence of light demiş. Bu yine güzel bir tanım. Yani kısa ve temiz bir tanım. Yani o açıdan güzel. Ben onu beğendim. Tanımı beğendim. Şimdi parçalara geleceğiz. Tabii ki bu telif olayından dolayı bütün parçaları böyle sonuna kadar dinlemeyeceğim. 10 saniye falan belki burada dinletirim. Ben kendim ayrıca dinleyeceğim tabii ki. Parçalara bakalım arkadaşlar. Bu Oath isimli parçanın yarattığı atmosferi beğendim. Yani böyle filmlerde falan kullanılabilir. Ama böyle bir şeyler eksik gibi. Yani böyle enerji anlamında bir şeyler eksik de gibi. Yani böyle ups and downs tarzı. Hani parça tümüyle böyle sanki aynı enerjide gidiyor gibi. Böyle hızlanma, yavaşlama, işte tempo şeyi. Belki ufak tefek ya da belki çok şey var ama yani böyle uzaktan dinleyince, böyle hızlıca dinleyip geçtiğiniz zaman bu çok fark edilmiyor. Onu söylemek istedim ama yani böyle filmlere soundtrack falan gayet güzel olur yani, onu söyleyelim. Evet, işte bu. Evet arkadaşlar, bu çalışmadaki gerilim daha çok hoşuma gitti. Böyle Gaspar Noé filmleri gibi böyle işte oralarda kullanılabilir. Parça içerisindeki geçiş, işte başlangıçtaki o gerilim, sonra parçanın açılması falan güzel kompozisyon yani, temiz. Mix'ine şimdi detaylı yorum yapamayacağım. Kulaklıkla bir daha dinlemem lazım ama bu parça güzel. Şimdi Prussian Blue'ya geçiyoruz. Evet, Prusya mavisine geçebiliriz. Güzel. Biraz böyle tekno esintileri var. Yani tekno müzik ile belki direkt aynı şey olmayabilir ama sound olarak çok tekno müziği esintileri var. Bu parça yani böyle çok şey bir parça, hani ortalama bir parça diyelim. Çok böyle dikkat çekici bir şeyi yok bence. Hani ufak tefek güzel sesler kullanılmış ama yani böyle vurucu bir tarafı yok parçanın, onu söyleyebilirim. Onun dışında yani idare eder, fena bir parça değil tabii ki. Devam edelim. End of All Reasons'a bakalım. Aha, işte bu benim sevdiğim soundlar. Ritimler bir tık böyle şey geldi bana, kısık geldi. Böyle biraz daha sert vuran dramlar olabilirmiş yani. Bak çok güzel. Ama burada insan bir snare duymak istiyor yani. Böyle çat diye bir snare duymak istiyorum yani. Ben tabii, bu benim tercihim. Güzel boşluklar. Güzel devam ediyor. Oo. Bu parçanın kompozisyonu güzel arkadaşlar. Enerjisi de böyle başlayıp dağılan, böyle sonra tekrardan toparlanan güzel bir parça. Ama sanırım Rebellion daha güzeldi. Sanırım Rebellion daha güzeldi. Şimdi Soundless Dreams'e bakalım hemen. Oo. Güzel.
Ritimler ve davul sesleri güzel seçilmiş. Burada davul sesleri güzel seçilmiş. Mix de belki ona göre güzel yapıldığı için kulağa öyle geliyor olabilir. Güzel. Sunless Dreams de keyifli bir parça ama o kadar uzun olmasına rağmen böyle şaşırtıcı değişiklikler yok. Belki biraz daha böyle enerjik farklı şeyler katılabilirmiş. Ama yoksa güzel. Change of Heart'a geldik. Hemen bakalım. Güzel. Arkadaki sesler katmanlı katmanlı. Sesler böyle kat kat gelince hoşuma gidiyor tabii. Arkadan böyle uğultu sesi gibi sesler de geliyor. Güzel. Piyano girdi. Bitiş de güzel. Bu parça da güzel bir parça. Cinder'a bakalım. Bu da fena değil ama yani artık bu format hani giriş, başlangıç, devam ediş, bitiş falan sanki böyle hep aynı formatta gittiği için bu da böyle biraz hani sıradan bir parça izlenimi verdi bana şu an. Eternal Now'a geçelim. The Eternal Now. Oo. Güzel. Efektler güzel. Sound efektler. Bak bu parçayı bence bu par çok uzunmuş ya. Bu 5 dakika parça ama demek ki bu tempodan dolayı çok uzun bunlar. Ama bakın burada böyle bir vokal falan duymak istedim yani. Böyle vox tarzı böyle uğultu tarzı sesler olabilir. Yani burada insan sesi olmayan uğultular var ama böyle biraz daha insan sesine kaçan vokal tarzı böyle bazı yerlerde duyulsa en azından böyle reverb'lü falan güzel olurmuş gibi geldi bana. Ya da böyle ritim değişikliği olabilir ya da davullara EQ ile başka bir ayar verip aynı davulu başka EQ ile başka ayarla başka efektlerle kullanabilirsin. Güzel. Evet. Fena bir parça değil ama yine böyle çok göze batmadı. Yani çok böyle bağırmadı. Onu söyleyeyim. Despair'deyiz. Evet, bu parça şu ana kadar dinlediklerim arasındaki en sıradan parça diyebilirim. Yani çok şey yapmadım. Hani bu parça olsa da olurmuş, olmasa da olurmuş gibi geldi. Bilmiyorum. Belki albüm içerisinde bir anlamı vardır. Belki albümü yavaşlatan, ayıran bir parçadır. Bilemedim ama yani bana çok şey gelmedi. Böyle ilgi çekici bir parça olarak gelmedi. Şimdi End of Hypnosis'e geliyoruz. Bakalım bu parça nasıl. Güzel. Experimental o hava var. Experimental olduğu belli yani. Böyle oralardan buralardan farklı farklı sesler katmanlı katmanlı geliyor. Bir anda durduk, sakinledik yine bak güzel. Aha, işte bak bu. Bunu yap, bunu yap bak böyle vokal sesleri. Yani bunlar tabii ki şey değil. Benim az önce bahsettiğim vokal uğultu sesi gibi değil. Şarkı söyleme sesi değil ama böyle anons sesleri gibi. Hani böyle teknoyu bunlar canlandırır yani arada olsun yani. Yani belki şarkının temasıyla alakalı bir mod da koyabilirsin. O da olabilir. Yani kendin belki mikrofonda bunu kaydedip bunu şarkıda yayın şey yapabilirsin. Şarkıya ekleyebilirsin. Üstüne reverb atıp delay atıp devam. Evet şimdi o çok güzel parça. Çok kısım, çok güzel kısımlar. Evet şimdi böyle genel bir konuşma daha yapalım arkadaşlar bu dinlediklerimiz üzerine. Şimdi şunu söyleyebilirim. The First Preach isimli çalışman, EP çalışmanda yani burada en çok göze batan şey End of Hypnosis oluyor ve gerçekten diğer her şeyi geride bırakıyor yani şey olarak. Bakalım kaçıncı sıraya koymuşsun parçayı. Dördüncü sırada bence bunu birinci sıraya koyman lazım. Yani bu, böyle bir parçayı birinci sıraya koyman lazım ya da ikinci sıraya. End of All Reasons bu EP'miş. Buradan ne dinlemiştik? Şu an hatırlayamadım. Tekrardan hızlıca bir geçelim. O End of All Reasons. O.
Aa. Evet, bu parçayı da güzelmiş yani. Bu Change of Heart parçasının son kısımları da özellikle hoşuma gitti. Bu albümden, bu EP'den de en çok bu Sunless Dreams ve Change of Heart'ı beğendim. Şimdi devam edelim. Rebellion ve Old vardı. Buradan da Rebellion'ı beğenmiştim sanırım. Rebellion, evet, deli bir parça. Aa, bu da çok özgün bir parçaymış. Bu Old parçası da gerçekten çok özgün, kendine has bir parça. Bu da güzel. Şimdi toparlayacak olursak arkadaşlar, yani benim tabii ki şahsi kendi kişisel zevkimi söyleyecek olursam, yani ben biraz daha böyle drum duymayı seviyorum. Mesela böyle davulları böyle taş gibi sert sert duymayı seviyorum. Mesela bu benim tabii ki kişisel zevkim. Özellikle bu tekno tarzına doğru gittikçe, hani sen belki elektronik müzik bu tekno kadar şey değil, belki dramları tekno kadar sert değil, ama bana biraz daha böyle kompozisyonlar üzerine böyle hani tekno dramları, tekno ritimleri daha güzel yakışıyormuş gibi geliyor. Yani senin yaptığın bu soft müzik tabii ki soundtrack olarak falan çok güzel kullanılır yani. Öyle çok güzel özgün parçalar yani, bu Old parçası mesela işte az önce dinlediğimiz. Ama işte dediğim gibi böyle biraz daha böyle albümlerini işte EP, yani 4 parçalık bir EP yapmaktansa mesela böyle bir 7-8 parçalık bir EP yapıp böyle biraz tekno, biraz elektronik falan böyle birazcık mixleyip böyle belki aynı tema altında belki farklı soundları birleştirip, yani aynı konsept, aynı fikir altında böyle biraz daha böyle çeşitlendirip 7-8 parçalık bir EP yapsam bence daha güzel olur gibi. Ama ya evet, çalışmalar fena değil, güzel. Daha iyi olabilir mi? Olabilir. Artworkler yani çok kötü değil. Kötü de demeyeceğim ama yani daha iyi olmalı. Yani artworkler bence daha iyi olmalı. Çok böyle piksel piksel gözüküyor. Böyle biraz daha detaylı imajlar kullanılabilir. O şekilde yani. Sana bir tavsiye daha vereyim. Yani böyle müzikler yaptığın için söylüyorum. Özellikle bu LinkedIn'de yani şeyler var böyle. Tamamen böyle oyun müziği arayan insanlar var, işte ne bileyim film müziği arayan insanlar var. Yani bunlarla böyle network kurup onlarla belki anlaşıp onlarla ortaklaşa bir şey yapabilirsen o da çok güzel olur. Yani sana böyle bir tavsiye de verelim. Yolun açık olsun kardeşim ya da abim, artık bilmiyorum. Böyle farklı tarzlardan insanları dinlemek de güzel oluyor. Biraz daha böyle kendinin reklamını yapsam bence iyi olur. Yani 26 aylık dinleyici çok az tabii ki. Kesinlikle orijinal bir şeyler yapıyorsun. Kendin çalışıyorsun, çabalıyorsun. Orası belli. Başarılar diliyorum sana. Güzel çalışmalar. Yani tabii ki dediğim gibi böyle biraz daha böyle farklılıklar katarak, biraz daha böyle sınırlarını aşarak, belki farklı şeyler deneyerek daha da böyle ileriye gidebilirsin. Bilmiyorum hani birileriyle düet yapıyor musun? Birileriyle ortak çalışmaların var mı, ama böyle birileriyle ortak çalışmalar yapmak her zaman yani insanın vizyonunu, bilincini daha böyle ileriye götürür diye düşünüyorum. Neyse, sana başarılar diliyorum. Çok sağ olasın katıldığın için. Kendine dikkat et, kendine iyi bak. Selamlar.